Bursa Spor TV ekranlarından, futbol gündeminden merhaba diyoruz. Özlüce'deyiz yine. Özlüce sessiz. Bursa Spor Avusturya'da kamp yapıyor. Bugün ikinci maçına çıkacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City ile mücadele edecek Bursa Spor. Biz de bu maçı merakla bekliyoruz ve bugünkü konuğumuz da Nevzat Dinçbudak. Onu yakından tanıyorsunuz. Yıllarca Bursa Spor'da görev yaptı. Bursa Spor'un kalecisiydi ve ardından yardımcı antrenör olarak yine bu takımda görev yaptı. Bugün ise İnegöl Spor Teknik Direktörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Biz de size İnegöl'de başarılar diliyoruz. Gerçi birazdan geliriz İnegöl'de alakalı konuya. Önce tabii evet, ki Bursa Spor bakalım. Nasıl değerlendireceksiniz bizim için Bursa Spor'u? 4 yeni transfer yapıldı şu an için. Bursa Spor'da hocam biliyorsunuz İnsua geldi, Gökçek ve Darson geldi, Steiner geldi ve Harun gibi bir yetenekli kaleci Güngören Belediyespor'dan alındı. Ki siz de onu herhalde yakından tanıyan isimlerden birisiniz. Şimdi tabii Bursa Spor büyük bir başarıdan sonra şimdi bu yıl Şampiyonlar Ligi, kupa olsun, lig olsun büyük bir kulvarda yarışacak. Onun için kadrosunu zengin tutmak lazım. Tabii bu noktada ayrılan oyuncular oldu. Onların yerini doldurmak ve geçen seneden hocanın devre arasında ve sezon başı istediği belli yani mevkilere takviyeler vardı. Şartlar ortam olmamıştı. O şekilde belli bir başarı yakalandı ama dediğim gibi bu sene 3 kulvarda yarışacağı için takım buraların kesinlikle takviye yapılması gerekiyor. Şu an 4 tane oyuncu geldi. Bunların özellikle Insio ve Vedarson'un Bursa Spor'a çok katkıları olacağını düşünüyorum. Diğer o Harun arkadaşımız şu an tabii 2 tane bu takımda kendini ispat etmiş kaleci var. Ama tabii hedefler büyük olduğu için ve bulunan ortama göre bir tane daha bunları zorlayabilecek, ihtiyaç duyduğunda katkı yeterek sağlayabilecek. Yeterek dedim hocam Harun sizinle değerlendirmeniz yani, biliyorsunuz siz Harun'u. Grupta iyi oynadı. Bu sene onlar da bankasıya çıktılar. Hocalar tabii onu izlemiştir, değerlendirmiştir. Bursa Spor onun da katkısı olacaktır görev düştüğü an. Zaten İnsua ismi bilindik. Kariyeri belli bir isim. İnsua'yı pek değerlendirmeye gerek yok. Gökçek ve Darson aynı şekilde ne vereceği biliniyor. Zaten Bursa Spor'un şampiyonluktaki en büyük rakibi Fenerbahçe'den transfer. Geçtiğimiz yıllarda böyle şeyler yapamıyordu değil mi hocam Bursa Spor? Şimdi tabii, gidiyorsunuz en yakın rakibinizin sol bekini getiriyorsunuz. Yani mutlaka tabii şimdi dediğim gibi şampiyon olmak kolay değildi. Şampiyon oldu. O zaman şampiyon olan bir takımın da ona göre transfer yapması gerekiyor. Bu takım çünkü beklentiler büyük. Şampiyonluk geçen sezon adına bitti. Şimdi yeni bir sezon başlıyor. Burada tekrar sıfırdan başlıyorsun. Onun için burada kaliteli oyuncuların daha çok olması gerekiyor. Çünkü bir yere geldiğin zaman orada kalmak kolay değil. Onun için İyi oyuncular alınması lazım. Bütçe olarak da bu sene işte Dijitürk'ün yarattığı imkanlar artı Bursa Spor'un bitirdiği yer itibarıyla da belli ekonomik noktada da Bursa Spor biraz rahatladı. Onun için de bu tür oyuncuları almak da biraz daha kolay oluyor. Artı Şampiyonlar Ligi'nde oynaması gelecek oyuncular için bir artı oluşuyor. Bunlar hep bir etken Bursa Spor'un oyuncu transferinde. Hocam baktığımız zaman şampiyonluk sonrasında siz de adı Bursa Spor'la özdeşleşmiş bir isimsiniz. Size nasıl tebrikler geldi, nasıl yorumlar geldi Bursa Spor hakkında? Şimdi onu da soralım size. Biz de Türkiye'nin şimdi çeşitli yerlerinde görev yaptık ettik. Biz burayla da özdeştiğimiz için tabii o gün maç bittikten sonra çok tebrik telefonlar aldık eş dostumuzdan. Tabii bu da içinde olmasak da bizim için gurur verici bir şey oluyor. Bulunduğumuz, yaşadığımız, belli bir şeyi paylaştığımız bir takımın hedefe ulaşması güzel bir şey. Siz de tabii ki gurur duydunuz. Şimdi mutlaka şampiyon takımın televizyonunda izlenen evet, program yapıyoruz hocam. Siz de geçtiğimiz yıl siz Tarsus İdman Yurdu'ndayken program yapmıştık. Evet. Tarsus İdman Yurdu'ndayken kupa maçı oynamıştık. Dörtlü gruplara kaldığımızda burada güzel bir maç olmuştu. Seyri zevki güzel bir maçtı. Tabii o zaman aklınızdan geçiyor muydu böyle Bursa Spor'un şampiyon Bursa olabileceği oyun? Tabii ya, Bursa Spor belli bir yerdeydi oynarken de tabii. Yani o hedefi zorlayacağı ama tabii kesin şampiyon olabilirdi bir şey. Ama mutlaka bu yarışı sonuna kadar kovalayacağını tahmin ediyordum. Çünkü ivme onu gösteriyordu ve onu da taçlandırdılar. Hepsini yürekten kutlamak gerek. Hepimiz gururlandık tabii ki. Evet. Bu arada Ertuğrul Hoca'nın Olay Gazetesi'ne açıklamaları var hocam bugün. Özel bir röportaj.
şöyle sormuşlar hocaya. Galatasaray birçok oyuncusunu satarken Beşiktaş ve Fenerbahçe antrenör değişikliğine gitti. Diğer takımları düşündüğünüzde bir adım öndeyiz diyebilir misiniz? Hoca da şöyle diyor Ertuğrul Hoca. Bizim teknik kadrodaki devamlılık ve istikrarı 1,5 yıldır bir yerlere getirdik. Oyuncu kadrosundan istikrar yakalamak istiyoruz. Geçen sene şampiyon olan kadrodan istediğimiz her şey yerli yerinde duruyor. Bu tabii ki bizim için bir avantaj ama diğer takımlar da çok önemli oyuncuları kadrolarına katıyor. Gerek Aykut Hoca gerekse Schuster çok önemli isimler. Avantajlıyız derken rakiplerimizin yaptığı takviyeler bizim bu avantajımızı belki biraz alt seviyeye indirebilir. Evet hocam. Diğer takımların transferlerine de bakacak olursak işte Beşiktaş bu transferi dediğin yaptı. Gibi Beşiktaş ama yıllardır genelde Beşiktaş bu tür transferler çok yapıyor. Şimdi gelen oyunculara baktığımızda dünyada kendini ispatlamış. Yani tartışılacak bir ortam yok. Ama oyuncunun buraya geldiğindeki burada oynarken bakış açısı çok önemli. Yani bu oyuncu eğer diğer kulüplerde o başarı yakaladığı dönemdeki bakış açısıyla kendini verirse burada başarı adına mutlaka katkı sağlayacaktır. Çünkü kaliteli isim bunlar. İsim olarak kaliteli ama tabii her para döktüğünüz isim de sizi alıp bir yerlere taşıyacak diye bir şey de yok. Mutlaka işte yeni bir hoca geldi. Yeni oyuncuların çokluğu takım olma adına bir şeyler katılırsa takım olunduğu takdirde de başarıyı yakalamakta biraz daha artı şeyler yakalamış oluyorsunuz. İşte dediğiniz gibi Beşiktaş bunu yapıyor. Fenerbahçe takımını korudu. Takviyeler peşinde ama daha şu an Fenerbahçe diğer takımlara nazaran biraz daha geride. Ama onlar da bir en az 2-3 tane daha iyi isim aralarına sokacaklardır diye düşünüyorum. İşte Beşiktaş herhalde Quaresma ve Guti'den sonra biraz böyle gözler o tarafa doğru döndü Beşiktaş'ta işte, transferler. Bir de Raul'un ismi geçiyor gene forvet noktasında. Çünkü Beşiktaş'ın geçen sene en büyük sıkıntı yaşadığı forvet yeriydi görüntüde. Hep iyi mücadele ediyorlar, iyi oyun oynuyorlardı, tempo falan ama sonuç noktasında biraz sıkıntıları vardı. Şimdi aynı tempoyu o şey yakalarlarsa, sonuç noktasında da gelen oyuncular katkı sağlarsa yani zorlu bir lig geçecek diye bekliyor. Bu arada Beşiktaş'ın da UEFA önelemesinde Vikingur'la oynayacağı maç var bugün. Evet. Vikingur da 500 bin euroluk bir takım. Bütçesi 500 bin euro yani bu takımın. Evet. İşte şu an Hürriyet gazetesi önümde 3 marangoz, 3 işçi, 3 öğrenci diyor. Şimdi genelde bu en öneleme gruplarında genelde bu tür tabirler basın noktasıyla çalıştıkları ve şeylere göre yazılıyor, çiziliyor ama Faryo Adaları temsilcisi. Şimdi onlar da bir profesyonel futbolcu noktasında nasıl Türkiye liglerinde 3. lig, 2. liglerle maç oynayıp geçmişte sürpriz yapmalar oluyorsa da bunlar da aday futbolcu diyorsun. Yani orada da kendi kabuklarında o bir ekip buraya geldiyse boş bir ekip de değildir. Bir takım oyunu çıkıp mutlaka mücadele edeceklerdir. Çok ciddi bir rakip midir? Değildir. Beşiktaş olaya çok ciddi baktı. Rahat geçebileceğim. Çok ağır basıyor tabii ki Beşiktaş. Beşiktaş evet. Bu turu oynuyorsa sebebi de Bursaspor. Son maçta Bursaspor mali bir mağlubiyetiyle Beşiktaş Vikingur'la oynuyor bugün. Evet. Yoksa neyse bir hazırlık maçı lig noktasında hazırlık maçı niyetine geçer. Şimdi Bursaspor oynuyor. Onlar da bir resmi hazırlık maçı kıvamında geçecektir diye düşünüyorum. Biraz erken bir hazırlık yaptırdık diyelim Beşiktaş'a. Öyle biraz. Evet. Balık fabrikasında işçi olarak çalışıyorlarmış. Başkanlarınınmış. Evet, balık fabrikası. Çok ilginç değil mi hocam? 3 marangoz, 3 işçi. Gerçi bir ara biz Finlandiya mıydı hocam? İtfaiyeciler de vardı. Öyle bir şey. Milli sıkıntılar takım. Yaşanmıştı. Evet. Yani Avrupa'da bu tür belli takımlar var. Orada hem çalışıp hem oynuyorlar. Küçük şey olarak ülkelerin şeylerinde. Ama çok öyle bir rahat bir takım olmayacak. Mutlaka mücadele edeceklerdir. Profesyonellikte işi ciddiye almadığın zaman sıkıntılar olur. Ama Beşiktaş adına da kolay bir maç diye düşünüyorum. Ve Bursaspor'un maçı tabii ki çok önemli bugün. Bursaspor Stoke City ile oynayacak çünkü. Premier Lig ekibi Stoke City. Tuncay Şanlı'nın da yer aldığı bir ekip. Hani Premier Lig'de çok önemli şeyler yapmasa bile sonuçta İngiltere Premier Lig'in kalitesi malum. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim Vedat'cığım. Yani sezon başı hazırlıkları biraz ağır geçiyor oyuncular adına. Şimdi burada önemli olan lige başlangıç. İlk yapacağınız resmi maça göre hocamızın yüklediği belli antrenman programları var. Bunu biz de yaptığımız noktalarda. Önemli olan sonuçtan çok takımın o yüklemeler ortamında sahada sistem adına ve istenilenleri yapmaya gayret içinde olması çok önemli.
Ben sonuçtan çok özel maçlarda buna bakıyorum, teknik adam noktasında. Eğer bunları takım Ertuğrul Hoca'nın düşünceleri noktasında yapıyorsa sıkıntı yoktur. Ha, mutlaka özel maçtır, skor her zaman için seyirci bakım adına belki bazı memnuniyet noktasını oluşturuyor ama önemli olan yapılan antrenmanların şiddeti noktasında şu an bulundukları noktada özel maçta hocanın istediklerini yapmaya çalışmaları. Bu da bir antrenman niyetine çünkü dayanıklılık olsun maç performansı adına bu açıdan bakıyoruz biz teknik adamlar. Hocanın da şu anki antrenman programında bulunduğu yer itibariyle oyuncuların onu gözlemesidir. Sonuç çok önemli değil diyorum ben özel maçlarda. Zaten Ertuğrul Hoca da işte o Olay Gazetesi'ndeki röportajda belirtmiş. Oyun kalitesi, sistemle, teknik, taktikle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırıp Türkiye'ye öyle döneceğiz diyor. Planımız bu şekilde diyor. 7 Ağustos'taki Trabzonspor Süper maçına kadar da 3 haftalık dönemde lige tam hazır hale geleceğiz. Geçtiğimiz yılda işte Avusturya kampı sonrasında, iyi geçen bir kamp sonrasında Bursaspor'un performansı yükselmişti. Zaten herhalde erken form tutmamak gerekiyor değil ya mi hocam? Şimdi mutlaka tabii erken form tutmak sakıncalı. Çünkü lige yakın. Şimdi biz aerobik, anaerobik çalışmalar, dayanık, birim kuvvetiydi, sürat çalışmasıydı, çabukluklar. Bunlar şimdi belli bir aerobik, anaerobik dayanıkla kuvveti aldıktan sonra çabukluk ve sürat noktasında lige yakın bunlar biraz daha hareketlen. Antrenman temposunun düşmesi. Şimdi bu dönemde oyuncu bunların hepsini aldığında ister istemez bir ağırlık ve yorgunluk üzerinde oluyor. Burada da istediğin hareketleri çok rahat yapamıyorlar. Onun için sonuçlarda da sıkıntı yaşanabiliyor. Onun için bu tür olaylarda yarın antrenmanın şiddeti düşecektir. Çabukluk ve sürat çalışmalarına geçildiği noktada oyuncu kendini daha rahat hissedecektir. İstediklerini yapabilecektir istenilen şeyleri. O zaman sonuçlar alacaktır. O da lige işte 2 hafta kala, 1 hafta kala bazen hep denir. Ligin 4. 5. haftasına kadar hani istediği sonra kendimizi bulacağız gibi. Gerçekten bu antrenmanların yüklemesi ve işte maç programına göre hoca bir yükleme yapıyordur. Ondan dolayı çok önemsenmesi lazım sonuçların. Ama lige iyi bir Bursaspor girecektir. Tabii şu an önce transfer Süper Kupa var bir de. İşte onu oynanacak. Oraya kadar belli bir kıvama gelmiş olur diye düşünüyorum. Transferleri de belirtmiş hoca. Bir an önce bitmesini planlıyorduk. Ama diyor geçtiğimiz yıllarda da sıkıntılar yaşanmıştı. Transfer gecikiyor diye de telaşa kapılıp yanlış bir adım atmaktansa doğru oyuncuyu kadromuza katmak için biraz geç de olsa doğru adım atmalıyız diyor. Doğru tabii. Şimdi yani 2 hafta geç gelmiş oyuncu. Zaten kendine bakan profesyonel oyuncu için o 2 hafta, 3 hafta fazla bir şey ifade etmez herhalde. Mutlaka hocam. Tabii takımın içinde olup yani hep beraber belli antrenman ve sistemlerde uyum süreci noktasında belki birazcık gecikmek dezavantaj gibi gözükse de ama bunu sağlayalım derken de istediğin oyuncunun maddi nokta olsun artı istediğin oyuncunun olmayıp başka bir oyuncuya yönelip almak, oyuncu almak için alınmaması gerekiyor. Hoca ve yönetim de transfer komitesi bu noktada bakıyorlar olaya demek ki. O da doğrudur yani bence. Bu arada bugün kombineler satışa çıktı hocam. Bayağı bir yoğun ilgi varmış. İşte arkadaşlarımızla gidip çekim yaptılar. Şimdi hatta bazı böyle şikayetlerde de bulunmuş insanlar. Daha ilk gün saat 10'da kombineler çıkar çıkmaz. Bir izdiham yine. Şimdi Bursa şehri futbol adına coşkulu bir şehir. Taraftarı iyi gününde, kötü gününde, takımın her türlü ligdeki konumunda o tribünleri hep doldurmuştur. O yönden Bursa Spor'un bugünkü o kombi noktasındaki taleplerini ben bu camianın içinde biri olarak çok böyle farklı karşılamıyorum. Doğal bir şey. Statımız da büyüyor. Yeni standart noktasında belli bir şeyde. İnanıyorum ki önümüzdeki bütün maçlar full oynayacaktır ve dışarıda da maça giremeyecek insanlar olacaktır diye düşünüyorum. Ve biraz da Şampiyonlar Ligi hakkındaki görüşlerinizi alalım hocam. Tabii ki Bursaspor ilk kez böylesine önemli bir platformda sahne alacak. Direkt olarak gruplara gidecek. 6 maç oynayacak. Evet. Şimdi önemli bir şey Bursa şehri, Türkiye artı Bursa şehri ve Bursa Spor adına önemli bir şey tabii bu. Bu noktada Bursa Spor'un ilk orada mücadele etmesi belki bir ilk planda handikap gibi gözükse de tabii fikstür çekilmedi hangi rakipler gelecek geçecek ama. Güçlü rakipler olacağı kesin çünkü Bursa Spor 4. torbada.
Ya mutlaka isimli ki. Ama tabii şimdi Türkiye'de de işte Fener, Galatasaray, Beşiktaş isimli olan bir ortamda Bursaspor şampiyon oldu yıllar sonra. Önemli olan orada Bursaspor'a yakışır şekilde oyuncuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerdi. Ezilmeden güzel bir futbol seyir zevki, bunun içinde de sonuç alabilecek maçlar olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, biraz da dönelim. Yine göre çevirelim rotamızı. Evet. İnegöl Spor Teknik Direktörü olarak neler yaptınız? Bu sezonki hedefiniz nedir? Biraz da şimdi geçen sene ben 5 maç kala İnegöl Spor'la anlaşmıştım. Sıkıntılı bir ortamdaydı. Küme düşme durumumuz vardı. Burada son maçta aldığımız bir beraberlikle rakibimiz düştü. Biz ligde kaldık. Tabii İnegöl Spor büyük bir camiye. Geçmişte başarılar olan kupada büyük takımları elemiş. İkincilikte belli bir yerlere olmuş. Ama şu bulunduğu konum itibariyle üçüncülükte ve geçen sene yaşadığı şey de sıkıntılı bir şeydi. Bu sene için hedefleri zorlayan bir takım yaratacaklarını, başta Onursal Başkanımız Alinor Aktaş, sonra Yusuf Şen Başkanımız ve yönetim kurulu oturduk. Böyle bir ortam olursa biz de bu ortamın içinde çalışabileceğimizi konuştuk ettik ve bir anlaşmaya vardık. Tabii geçen seneki takımımızın iskeletinden belli bir oyuncuların ayrılması lazımdı. Çünkü sıkıntılı bir takımdı, başarısız bir ekipti. Burada belli oyuncularla kalması gereken oyuncular tespit ettik. Transfer noktasında neler yapabiliriz dedik. Şimdi üçüncülük de öyle bir şey ki sıkıntılı bir ortam. Neydi? Ben 10 yıldır antrenörlük yapıyorum. 3-4. Yılım teknik adamlıkta ilk defa bu kadar zorlanıyorum. Statü gereği 86 doğumlu ve üstündeki oyuncular oynayabiliyor. 86 ve 80 yani 85 ve 80 doğumlu 4 tane oyuncu direkt oynama şansı var. Sanki bir yabancı oyuncu gibi. Yani böyle olunca zorlanıyorsun. Sizin yabancılarınız oluyor. Şimdi artı askerlik sorunu çıkıyor. Ve böyle olunca yetiştirme bedeli çıkıyor oyuncuların. Çünkü 23 yaşına kadar kulüplerin serbest kalsa da yetiştirme bedeli var. Öyle yapınca oyuncularda bir sınırlama oluyor. Şimdi hedef oynayacaksan iyi oyuncu olsun diyorsun. Burada da maddi boyut oyuncular kendilerini biraz yükseğe çekmek istiyor. Biraz zorlanıyoruz. İnan ki çok yoruldum şu ana kadar. Ha bir 5-6 oyuncu aldık. Bir 5 taneye yakında oyuncu almayı düşünüyoruz. İnşallah yani bir takım yapıyorsunuz, bir takım kuruyorsunuz. Yani 10-11 oyuncuyu aramıza kaçacağız ki... Yani geçen seneki takımdan daha iyi, zirveyi zorlayan, zirveye zorlarken de hedefe ulaşmaya için arzuladığımız bir takım olması lazım diye düşünüyorum. Bunun için gerekli çalışmaların işte bir yarısını bitirdik. Bir yarısı belli bir aşamalara geldi. Bu yani bu dönem içinde de onları da tamamlayıp bugün akşam toplanıyoruz. Yarın da işte çalışmalara başlayacağız biz de. Az önce dediğiniz gibi eksik oyuncular varken biz de mecburen şimdi bir eksik grupla başlayacağız ama o zamanımız çok çünkü lig 5 Eylül'de başlayacak. Şu an 7,5 haftalık gibi program var. Bize rahat yetebilecek ortamda. İnşallah en kısa dönemde de ortamda o belirlediğimiz oyuncularla bir yerlere geldik. Eğer onların o ortamlarını da çözersek onlar biraz fedakarlık yapacak. Biz biraz yönetim fedakarlık yapacak. Onları da aramıza katıp İnegöl Spor'u camiamıza yakışır bir takım oluşturmak istiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hem yorumlarınız için hem de başarılar diliyoruz size İnegöl Spor'daki teknik direktörlük hayatınızda. Ben de teşekkür ediyorum. Bursa Spor'a Şampiyonlar Ligi olsun, lig ve kupada da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Yine bekliyoruz sizi. İnşallah. Özürüz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bursa Spor TV ekranlarında Nevzat Dinç Budak konuğumuz oldu. Bursa Spor'un eski kalecilerinden, eski yardımcı antrenörlerinden ve şu anda İnegöl Spor'da teknik direktörlük yapıyor. Bizim için hem Bursa Spor'u değerlendirdi, hem ligdeki rakipleri hakkında yorumlarda bulundu, hem de İnegöl Spor'un durumu hakkında bilgiler verdi. Bir başka yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.